Ya şimdi bunlar gerçekten gitti mi ya? Ya nereye gittiler ki? Belki evlerine dönmüşlerdir. Tam da torunumuza kavuştuk diye sevinirken ya. Buna ben şimdi öyle çocuklarımı gene mi özleyeceğim da? Giderler tabii, farkında değil misiniz? Hepsi bizim yüzümüze. Anneciğim biz onlara ne yaptık ki? Daha ne yapacağız mukaddes? Birbirimizi yiyip huzurlarını bozduk çocukların. Yani Selim bulundu diye sevineceğimiz yerde birbirimizi suçladık durduk. Hepsi benim suçum. Ay yok. Sadece sizin değil, hepimizin suçu. Hata ettik, hata. Heh. Nihayet anladınız hata ettiğinizi. Kaçırdınız çocukları. Şimdi nasıl alacaksınız gönüllerini düşünün bakalım. Ben bilmiyorum. Onlar aileleriyle birlikte huzurlu bir ortamda yaşamak istiyorlardı. O yüzden buraya geldiler. Bizler şu aramızdaki sorunları bir an önce çözüp onlara huzurlu bir ortam hazırlamak zorundayız. Haklısınız Gülsüm Hanım, haklısınız. Yani onlar yeterince acı çektiler. Yani hepimiz çektik. Ama sürekli kavga edip duruyorsunuz yani. O huzurlu ortamı nasıl sağlayacaksınız çok merak ediyorum. Fikir geldi. Gelmese şaşardım vallahi. Ay hani ben delirmiştim ya. Hani bir süre önce tahtalarım eksilmişti. Hani çok güzelleşmiştim. Hani klinikte yatmışım. O zaman işte orada bize şiddetsiz iletişim diye bir yöntem öğrettiler. Ya o nedir be? Oh şimdi şöyle Şevko, o böyle birbirleriyle sağlıklı iletişim kuramayan insanlar için birebir bir yöntem. Nasıl yani? Ay bir örnek vereyim nasıl yani? Gülen! Buyurun Mukaddes Hanım. Gülay! Ay ben böyle sana hani bağırıyorum ya deli gibi. Ben sana niye bağırıyorum bir bakayım deli gibi. Yani ben sana böyle bağırınca avaz avaz sen benim hakkımda ne düşünüyorsun? Ama aklına ne geliyorsa onu söyleyeceksin. Söyle bakalım. Aklıma geleni mi söyleyeyim? Tabii ki doğruyu söyle. Söyle. Beni sevmediğiniz için bağırdığınızı düşünüyorum. Yavrum ben seni niye sevmeyeyim çocuğum? Ben sen şımarma diye böyle davranıyorum. Neden? Çünkü herkes sana burada çok iyi davranıyor ya. Ben işte böyle o dengeyi kolluyorum. O dengeyi sağlıyorum. Ben anladın mı sen? Yani beni seviyor musunuz? Ay tabii ki seni seviyorum ayol. Niye sevmeyeyim değil mi? Çok tatlısın sen. Ay, ben de sizi seviyorum Mukaddes Hanım. Bu ne be? Bu ne sebebiyet? Arsız hadi git çay koy da gel. Hepimiz içeceğiz hadi. Arsız. Hemen Mukaddes Hanım. Çabuk. Anladınız değil mi şimdi? Bakın gördünüz mü Günay benim niyetimi nasıl anladı? İşte bu. Bu şiddetsiz iletişim denen şey bu. Ama tabii biz bunu tek başımıza yapmayacağız. Biz bunu bir uzman eşliğinde yapacağız.